Merhabalar, Seval'in günlük yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çilek reçeli yapımını paylaşacağım. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Hemen yapımına geçiyorum. 1 kilogram ayıklanmış çilek kullandım. 1 kilogram çileğe 4 su bardağı şekeri ilave ediyorum ve üzerine cam kase ile kapatıp bir gece bekletiyorum. Bir gece beklettiğim çilekler suyunu şekere bıraktı çilekleri kaseye aldıktan sonra suyunu çıkan suyu tencereye alacağım Çilek suyunu tencereye alıyorum. Karıştırma kabının altında kalan şekeri de bir miktar suyu ilave ederek çilek suyuna, tencereye aldığım suya ilave ediyorum. 15 dakika suyu iyice kaynattıktan sonra ayırdığım çilekleri de kaynamakta olan suyun içerisine ilave ediyorum. Daha sonra köpüren biliyorsunuz reçellerde köpürmeler oluyor bu köpükleri üzerinden almıyorum ben çünkü köpüklerin reçelin daha dayanıklı olmasını sağladığını bir uzmanından öğrendim bu bir püf noktası böyle hafif hareketlerle çilekleri de çok ezmeden yıpratmadan üzerinden küçük hareketlerle köpükleri köpüren köpükleri reçele yedirmeye çalışıyoruz. Reçel yaparken biliyorsunuz reçelin başından ayrılmamamız gerekiyor. Zaman zaman altını kısıp zaman zaman açarak reçelimizi bir saate yakın kaynatıyoruz. Evet bu şekilde reçelimizi kaynatmaya devam edeceğiz. Biraz meşakkatli ve özen isteyen bir şey biliyorsunuz reçel yapımı. Ama bir o kadar da nefis kahvaltılarımızı süsleyen güzel tatlar, meyvelerimiz kahvaltılarımızda zaman geçse bile kışın ortasında çilek reçelini rahatlıkla yiyebiliyoruz. Evet, reçelimizi bu şekilde kaynatıyoruz. Evet küçük hareketlerle küçük kaşık hareketleriyle çilekleri de yıpratmadan üzerindeki köpüğü reçelimize yedirmeye çalışıyoruz ve dediğim gibi reçelin başından ayrılmıyoruz görüyorsunuz artık çilek yavaş yavaş reçelimiz oluşmaya başladı köpüklerinde yedir reçel bu aşamada küçük bir tabağa bir miktar reçelin suyundan alarak reçelin koyuluğunu test edebiliriz. Evet. Zaman zaman altının ateşini yükseltip zaman zaman kısabiliriz. Evet artık indirmeye yakın. Yarım limon da suyunu sıktım reçelimize. Evet artık kavanoza doldurma aşamasına geldik. Görüyorsunuz reçelimiz sıcak. Hemen sıcak sıcak kavanoza dolduruyoruz. Çilek reçeli yapımını bir izleyicimin isteği üzerine yayınlıyorum. Marmelatı çok beğenmiş, teşekkür ediyorum kendilerine. Çilek yap, çilek reçeli yapmamı da istediler ve izleyicimin isteği üzerine sizinle çilek reçelini de paylaştım. Tarifim bu şekildeydi. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımı takipte kalıp. Seval'in günlük yaşamı kanalımı takipte kalıp abone olmayı, izlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Başka tariflerde görüşmek üzere efendim. 1 litreye yakın 920 gram e, e, ayıklanmış çilek kullanmıştım. E, çilekten bir kavanoz ve bir de e, kahvaltı tabağı reçelimiz oluştu. Başka tariflerde görüşmek üzere.